Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 2-8 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Güneş Akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve geçen hafta sonu 31 Ekim'de Boğa burcunda güçlü bir dolunay meydana geldi. Hafta boyunca evet, bu dolunayın tesirleri devam edecek ve genel olarak aslında yaşamınızda parasal konular, kazançlarınız, gelir gider dengeniz, bütçenizle ilgili alanlarda hassasiyetten artabilir ve belki bazı beklenmedik sürpriz durumlarla değişimlerle de bu dolunayın tesirleriyle karşılaşabilirsiniz bu hafta boyunca Venüs sizin burcunuzda ilerlemesini sürdürecek Venüs sizin yönetici gezegeniniz ve çok güçlü dolayısıyla hafta boyunca aslında Venüs'ün o şanslı tesirleri sizinle olacak bu maddi anlamda da destekleyebilir bununla birlikte bir süredir burcunuzda gerilemekte olan Merkür 3 Kasım'la birlikte artık retrosunu tamamlayacak ve ileri harekete dönecek. 21 Kasım'a kadar Merkür sizin burcunuzda ilerleyecek. Hem Merkür'ün hem Venüs'ün destekleriyle beraber günlük hayatınız, ilişkileriniz, iş hayatınızla ilgili konularda daha rahat ilerleyebilir, güzel fırsatlarda da karşılaşabilirsiniz. Bu sizin yaratıcılığınızı da arttıracak, ifade gücünüzü arttıracak, zihinsel faaliyetlerinizi güçlendirecek, ticari konular, iletişimle ilgili konular, eğitimle ilgili konular ve tabii ki ikili ilişkiler alanında e, özel ve güçlü bir süreçte olabilirsiniz sevgili teraziler bu hafta başı pazartesi öğle saatlerinde ay ikizler burcuna geçiyor ay geçişi de hafta başından itibaren sizin için olumlu olacak Çarşamba gecesine kadar ay e, iletişim trafiğini çok arttırabilir hayatınızda e, yurtdışı ile ilgili konular akademik konular bazı yine e, ticari faaliyetlerinizle ilgili alanlarda e, oldukça verimli geçirebilirsiniz. Bu haftanın ilk günlerini bir yandan da yeni şeyler öğrenme konusunda çok meraklı olacaksınız kendinize yeni kitaplar alabilirsiniz, bol bol okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Sosyal medyada, internet üzerinde çok aktif olabilirsiniz. Akademik konular çok hareketli olabilir. Bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Perşembe ve Cuma ay Yengeç Burcu'nda daha duygusal olabileceğiniz, özellikle yakın çevreniz, aileniz, ebeveynin, ebeveynlerinizle ilgili alanlardaki duygusal paylaşımların biraz öne çıkabileceği günler. Ama bir yandan da kariyerinizi önemsiyorsunuz. Ay yengeç burcundan geçerken geleceğe dair konular, projeleriniz, hedefleriniz de yine sizin için ciddi bir şekilde ön planda olabilir. Zaman zaman bazı endişeler hissedebilirsiniz, kaygılar hissedebilirsiniz. Bu anlamda çok duygusal davranmamaya çalışın. Çünkü sorunları çözebilecek, var olan bazı tıkanmaları aşabilecek gücü bu hafta bulabilirsiniz hafta sonu ay Aslan burcunda hafta sonu hareketliyiz hafta sonu biraz eğlenmek istiyoruz ve aslında hafta boyunca yaptığımız çalışmalara bakarsak eğlenmeyi de hak ediyoruz bu anlamda hafta sonu biraz arkadaşlarla birlikte olmak için fırsatlar yaratabilirsiniz belki böyle keyifli organizasyonlar olacak toplantıda da olacak bir konsere gideceksiniz bir eğlenceli ortama katılacaksınız bu sizin keyfinizi artıracak Aşk hayatınızda da ay aslan burcundan geçerken Venüs'ün de desteği sizinle birlikte. Aşk hayatınız, romantik konular, ikili ilişkilerde bazı özel fırsatları da rahatlıkla hafta sonu elde edebilirsiniz sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.